Konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Süleyman Özdemir'in konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Evet, değerli rektörlerim, rektör yardımcıları, dekanlar, meslek yüksekokul müdürleri, sevgili meslektaşlarım, sevgili idare personel, öğrencilerimiz var mı bilmiyorum. Şu anda tabii öğrenciler tatilde olduğu için sanırım burada öğrenci arkadaşımız yok. Ve diğer misafirler, özellikle beni yalnız bırakmayan İstanbul'dan buraya benimle birlikte gelen değerli arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilemek istiyorum. Burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben böyle büyük bir aslında formel toplantı beklemiyordum doğrusu. Böyle biraz daha küçük belki biz bize olacağız deyip planlamıştım doğrusu ama sağ olsun arkadaşlarımız biraz gayret göstermişler. Teşekkürler, teşekkür ediyorum kendilerine. Yani hepimizin malum olduğu üzere işte ayın 8'inde Cumhurbaşkanımız imzaladı. 9'unda da resmi gazetede yayınlandı. Dolayısıyla benim göreve başlama zamanım geldi. Ben de en kısa sürede burada olmak istedim. Çünkü aslında biraz da gecikti sanki. Dönem başlamak üzere yapılacak da birçok şey olduğunu tahmin ediyorum. Henüz çok fazla konuşmadık ama hocam bugün akşam birlikte olalım diyor. Şimdi bugünden başlatacak çalışmaya beni Alparslan hocam herhalde. Yani tahmin ediyorum yapılacak çok iş var. Tahmin ediyorum inşallah hocamızın da dediği gibi elimden gelen gayreti göstermeye çalışacağım. Tabii her şeyden önce değerli rektörümüz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kerim Özdemir hocamıza ve onun şahsında burada kendisine yardımcı olan bütün idare personeline, yöneticilere, idare personeline, akademik personeline bugüne kadar bu üniversiteye vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kolay değil. Yani iki üniversite rektörlüğünü birden birlikte yürütmek kolay değil. Balıkesir Üniversitesi epey büyük üniversite. Dolayısıyla onun yanında, o görev yükünün yanında hocamıza bir yıl olmadı sanırım göreve başlayalım. İkinci bir üniversitenin yükünü de üstlenmesi tabii kolay değildi. O yüzden müteşekkiriz kendisine. Teşekkür ediyoruz. Bugünden sonra da desteklerini esirgemeyeceğinde herhalde takdir ediyoruz değil mi hocam? İstanbul Üniversitesi rektörümüz burada. Sevgili hocamız Profesör Doktor Mahmut Ak bugün burada olmakla zaten bundan sonra da desteğini göstereceğini beyan etmiş bulunuyor. İnşallah kendisi de bunu zaten bana defaatle söyledi. Yine Kerim hocamızla henüz görüşmedik. Bugün toplantıya hiç anca girebildik. Bundan sonraki konuşmamızda inşallah sözünü alacağız zaten. Diğer desteğini alacağımız tabii birçok kişi ve kuruluş da olacak inşallah. Ben dediğim gibi yani öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Evet, burada tabii bu devir teslim töreninde hani böyle seçim konuşması gibi çok formal bir konuşma yapmayı düşünmüyorum doğrusu. Söylemek istediğim şu, İstanbul Üniversitesi'nde yaklaşık olarak mesleğe başlayalı 22 yıl oldu. 1992'de üniversiteyi bitirdim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde üniversiteyi tamamladım. Sonra hemen akabinde yüksek lisans, doktora derken zaten yüksek lisansa başladığımızda da araştırma görevliliği hizmetine de başlamış olduk. Dolayısıyla yani yaklaşık olarak işte 93'ün sonuna itibaren araştırma görevlisi olarak üniversitede çalıştım ve bugüne kadar geldik. Yani 21-22 yıl oldu yaklaşık olarak ve en son olarak da hocalarımız layık gördü. İstanbul Üniversitesi'nde bize idari görev de verdi sağ olsunlar. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yapıyordum. Ama bizim enstitümüz büyük bir enstitü. Gerçekten 16 bin öğrencimiz var. Yaklaşık olarak 250-260 civarında programımız vardı. Yani yüksek lisans, doktora ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere yaklaşık bizimle birlikte çalışan 700 civarında öğretim üyesi vardı ve 16 bin öğrencimiz vardı. Ve bunların da bir o kadar sorunları vardı tabii.
O esnada epey bir bu idare işlerinde de haşır neşir olduk. Onun dışında üniversitede değişik komisyonlarda görevlerimiz de oldu. Dolayısıyla iyi ki o görevleri yapmışım diyorum. Burada o nedenle onlardan da güç alarak inşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum yani kendi şahsım adına. Yani elimden gelen gayreti göstermek istiyorum. Görevi inşallah layıkıyla yerine getirmek istiyorum. Tabii bunu ben tek başıma da yapamam. Yani hepimizin malumu. Yani bir kişi bunu yani bütün görevleri üstlenip tek başına yapamaz. Yani üniversite rektörü olarak yani birlikte inşallah idari personelimiz, akademik personelimiz yine birlikte çalışarak güzel bir çalışma ortamı, güzel bir çalışma mekanı inşallah hazırlayarak sizlerin destekleriyle iş paylaşımı yaparak diyelim. Üniversitemizi inşallah hak ettiği yere, layık olduğu yere en kısa zamanda getirmek için elimizden gelen gayreti hep birlikte gösterelim sevgili arkadaşlar. Yeni bir üniversite, tabii yeni bir üniversitenin bir anda belli bir yere gelmesi mümkün değil. Türkiye'de şu anda herhalde 197 civarında üniversite oldu. Bandırma'da en yenisi, en yenilerden bir tanesi. Çok çalışmamız lazım ki o 200 üniversite içerisinde belli bir yere gelebilelim. Ben geleceğimizi ümit ediyorum. Hani böyle çok aşırı bir hedef, yüksek bir hedef koymak mümkün değil ama önümüzdeki diyelim 5 yılda belli bir yere, 10 yılda da diyelim ki hani belki ilk 30 üniversite, 40 üniversite içerisine girmek için veya daha belki 20 diyelim bir yani onları tabii sonra hep birlikte belirleyeceğiz, konuşacağız inşallah. Güzel bir yere gelmek için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani ben şahsen biraz çalışmayı seviyorum. Yani burada motivasyonumu daha da yüksek tutup elimden gelen gayreti göstermek istiyorum. Zamanla tabii sayımız da artacak. İdari personeldeki arkadaşlarımızın sayısı artacak, akademik personeldeki sayı artacak, öğrenci sayımız artacak ve inşallah önümüzdeki yıllarda hep birlikte üniversitemizi belli yerlere taşıyacağız kısmet olursa. Burada tabii lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Bizim temel olarak hedeflerimiz var, olacak her üniversitenin olduğu gibi. Yani en önemli hedefimiz tabii ki öğrencilerimiz. Yani öğrencilerimiz için çok güzel bir eğitim yuvası olmamız gerekiyor. Yani buradaki hani derler ya veli nimetimiz, müşterimiz derler işte dükkana girdiğimiz zaman bizim de veli nimetimiz öğrencilerimiz. Dolayısıyla öğrencilerimizi daha yüksek puanla, daha başarılı öğrencileri buraya çekebilmek için bizim gayret göstermemiz gerekiyor. Ve öğrencilerimiz de buraya geldiği zaman onları yani bir bakıma memnun etmemiz gerekiyor, mağdur etmememiz gerekiyor. Yani buraya geldiği zaman eyvah ben niye buraya geldim ki, yanlış tercih yapın dedirtmememiz gerekiyor. O nedenle sevgili arkadaşlar, yani öğrencileri memnun etmek için ne gerekiyorsa onları planlayıp en güzel şekilde yerine getirmek icap ediyor. Yani bu bir kere en güzel bir kampüsten başlar. Yani çok güzel imkanımız var burada, arazimiz var. Güzel bir kampüs kurarak, o konuda güzel fikirlerim var, arkadaşlarla da paylaşacağım inşallah. Güzel bir akademik kadro kurarak, yine o konuda da inşallah işte etrafımızdaki arkadaşlarımızdan, üniversitelerimizden destek alarak akademik kadroyu da yine belli bir yere getireceğimizi ümit ediyorum. Çünkü Bandırma da bunu hak ediyor. Şundan dolayı Bandırma yani insanların kafasında cidden güzel bir imaja sahip. Ya Bandırma denildiği zaman yani lojistik olarak biliyoruz güzel bir yerde. Yani İstanbul'a yakın olması falan tabii bunlar avantaj işte Bursa'ya yakın olması, Çanakkale'ye yakın olması. Yani öğrenciler için cazibe merkezi olması çok kısa zamanda mümkün olabilir. Aynı zamanda tabii gelirken biraz inceledim. Bandırma'da çalışmak inşallah büyük bir mutluluk olacak benim için. Yani bir kere her şeyden önce eğitim düzeyinin yüksek olduğu, kültür düzeyinin yüksek olduğu bir ilçe. Bilmiyorum sizler de gördünüz mü? Yapılan araştırmalarda umut düzeyinin ve mutluluk düzeyinin yüksek olduğu bir ilçe. Yani umut düzeyinde birincisiniz yani. Bu beni hem şaşırttı hem çok memnun etti. Yani umutlu insanların yaşadığı bir kent burası. Çok güzel. Yani dolayısıyla geleceğe doğru, geleceğe güzel bakılıyor yani bu şehirde. O yüzden inşallah bundan biz de üniversite olarak nasibimizi alırız. Yani bize de
halkın yaklaşımı bu şekilde olursa, onlarla el birliğiyle, iş birliğiyle, halkla, işte buradaki mevcut kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, mesleki kuruluşlarla, yani iş birliği içerisinde, yani üniversiteyi kısa zamanda bir yere getirmek inşallah mümkün olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla paydaşlarımızla birlikte çalışacağız, onları da memnun etmeye çalışacağız. Kendi içimizde kapalı bir üniversite olmayacağız burada. Yani paydaşların başında biraz önce söyledim, öğrenciler geliyor. Öğrencileri muhakkak memnun etmemiz gerekiyor. Tabii bunun detaylarına inşallah ilerleyen günlerde değiniriz tekrar. Onun dışında tabii ki çalışanlarımızı memnun etmek gerekiyor. Özellikle idari çalışanlarımızı mutlu edeceğiz, memnun edeceğiz ki onların tabii memnuniyeti maddi manevi, tabii maddi olarak ne yapabiliriz bilmiyorum ama en azından manevi anlamda memnun edeceğimizi düşünüyorum. Tabii akademik personelin mutluluğu da yine başarılarımızın en önemli göstergelerinden, dayanaklarından bir tanesi olacak. Güzel çalışma ortamları hazırlayacağız. İnşallah birlikte. Ben yani şeye açığım. İstanbul Üniversitesi'nden tanıştığımız arkadaşlar varsa, benim yani gerçekten kapım her zaman açıktı. Yani Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde uzun saatler boyunca da kalırdım. Kim gelirse, yani öğrenci olsun veya işte öğretim üyesi olsun, yani otururduk, sorunu olan herkesle konuşurduk, görüşürdük. Dolayısıyla burada da aynı usulü inşallah yürütmeyi düşünüyorum. Burada hep birlikte iç içe olacağız. Zaten çok fazla sayımız da yok. Tabii İslam Üniversitesi'yle kıyasladığımız zaman üniversitemiz, İslam Üniversitesi çok büyük. Rektörümüzün böyle bir söz vermesi belki orada mümkün olmayabilir ama burada yani gayet mümkün. O yüzden değerli arkadaşlar, önümüzdeki günlerde yapacak çok iş var. Onları yaparken tabii öncelikle değerli arkadaşlarımızdan destek alacağız. Görevli arkadaşlarımızdan, rektör amcalarımızdan, özel genel sekreterimizden, özel kalemden, idari personelden destek alacağız değerli arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki günler Bandırma Üniversitesi için, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi için güzel olacak, parlak olacak diye düşünüyorum. Evet, sözümü burada bitireyim isterseniz. Önümüzdeki günlerde çünkü çok birlikte olacağız, kısmet olursa. Burada sözümü tamamlarken yine gerçekten değerli hocalarımıza, benimle birlikte buraya gelen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum birlikte olduğunuz için. Ve tabii ki Kerim hocama ve değerli ekibine bugüne kadar kaç ay oldu hocam? Mayıs'ta itibaren 4 aydır, yaklaşık olarak 4 aydır canhıraş bir şekilde bu görevi sürdürdükleri için, bugün üniversiteyi buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Ve bugün buraya geldiğimde şunu anladım, ben aslında yeni bir üniversiteye de gelmedim, öyle gördüm. Sanki burada Balıkesir Üniversitesi ikiye bölünmüş, iki tane hazır üniversite. Yani sanki biraz da hazır üniversiteye gelmiş gibiyiz yani, sıfırdan başlamayacağız. Dolayısıyla hazır bir üniversiteyi biraz daha geliştirmek için işte gayret göstereceğiz kısmet olursa. Sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Ve değerli hocamızı uygun görürse kürsüye davet etmek istiyorum. Katkılarından dolayı bir şeyimiz olacak, sunumumuz olacak. Hocam lütfen. Buraya bakabilir miyiz? Hocam bu tarafı. Hocam. Orada şöyle bir daha ekleyelim. Orada bir daha ekleyelim.